Şurada size sincabı yakalamaya çalışacağım. Sistem güzel oldu ama. Bakalım çekebilecek miyiz tabii. Evet, bizim yaralı ceylan burada. Dün sağ olsun. Ben hatta küçük böyle bir kayıt almıştım. Fakat orada bir sürprizle karşılaştık kaydizler. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Baba. Evet, Akyazı'daki uğrak noktamız Erhan abinin yanına gelmiş bulunmaktayız. Arkada güzel şurada, evet, sarı jipimiz var. ATD ambardayız şu anda. Filiz buradan pazara gidecek. Benim de dün bisikletimin lastiği patlamıştı. O yüzden Erhan abinin motoruyla eve devam etmiştim. İç lastik getirdim. Onu tamir ettireceğim ben de. Arkadaşlar biliyorsunuz domates ve salatalıklarımız için hala biraz sıra ihtiyacımız vardı. Deniz sabah ormana gitti onları biraz işte bir şeyler toparlayabilmek için, sırık bulabilmek için. Siz o görüntüleri izlerken biz de alışverişimize başlayalım. Şöyle bir kendimizce GoPro'muza çözüm bulduk. Tabii olup olmayacağından emin değilim burada ilk defa sizle birlikte. Biz taşınırken GoPro'muzun tüm böyle aksesuarları ne yazık ki kaybolmuştu. Kafamıza taktığım zaman da böyle çok sallandığı ile ilgili şikayetler aldık videoda. Ve böyle bir çözüm bulduk. O zaman da şapkaya dikmişti. Evet, şapkaya dikmiştim. Bu da bilekler için falan ağrıdığında kullandığınız bandajlardan. Olmadı mı? Biraz komik gözüküyorumdur ama. Rahatsan. Rahat. Yani daha az sallanır diye düşünüyorum. Kafa çünkü çok sallanıyor. Evet. Vücut biraz daha az sallanır. Şimdi de ormana sırık bulmaya gidelim. Evet, ormanımıza geldik. Çok uzun süredir ormana gelmiyorduk. Dün bisikletimin tekerleği patladı. Tekerleği patlayınca bisikleti Akyazı'da bıraktım. Buraya Erhan abinin motoruyla gelmiştim. İyi oldu. Bugün ormana kadar motorla çıkmış oldum. Burada ormana kadar çıkış çok yorucu. Normalde bu Sakarya, Akyazı dümdüz bir yer. Tam bisiklete binmelik. O düzlüğün yanında dağlar uzanıyor. Bu da o dağların yamaçlarından. Burası Kerem Ali'ye doğru çıkıyor. Daha önce bisikletle çıkmıştık. Karşımıza ayı çıkmıştı o videodaki yayla. Bu arada biz yine hiçbir şey kesmeden sadece yere düşen dallardan kendi ihtiyacımızı karşılayacağız. Buradaki ev sahibimiz bu güzel orman misafirperverliğiyle bizim tüm işlerimizi halletmiş olacak. Sincabı yakalamaya çalışacağım. Bir saniye diğer kameraya geçeyim arkadaşlar. Oh, şurada bir yine kesim olmuş galiba. Evet.
hazine bulduk. Burada bir tane. Nevalemiz bu. Şöyle mantardan anlayan bir abonemiz ziyaretimize gelirse onunla birlikte burada bir mantar avına çıkmayı çok isterim. Çok merak ediyorum. Yemesem de ben böyle doğal şeyleri çok seviyorum. Doğal şeyler yapmayı. Nasıl sistem güzel oldu ama. Bakalım çekebilecek miyiz tabii. Evet, bizim yaralı Ceylan burada. Dün sağ olsun Erhan abi sayesinde eve varabildim. Buraya bıraktım. Şimdi lastiğimi tamire gidiyorum. Bisikletçi abinin yanındayız. Arkasında değil mi tamam abi? Ben yine tüm yama seti falan söyledim de işte bitince kalıyorsun böyle abi. Normal yük arabaları yok mu işte kardan? Evet. Onun arkada hava alacak hali yok mu canım? Valla 110 istiyor işte abi, diyor ki şeyinde 110 yap, 110 PSI. Lastik buraya mı gelecek, İstanbul'a mı gelecek? Buraya gelecek abi. Ya ben hep alıyordum 2-3 tane. Bitti işte abi. Takarken bunun altına sük gibi, pul gibi bir tane iç lastik koy. Ha evet. Mantıklı. Bundan kessem olur değil mi abi onu? Bundan olur. Herhangi bir lastik olur. Olur tabii, niye olmaz. Yani evet, mantıklı. Şeyi anladın. Evet. Bir şekil burayı muhafaza et. Tamam. Gibi. Ben artık o senin koyduğun parçaya lastik değiştirirken buna tekrar koyarım abi. O güzel. Ya önden işte zedelenmesin gibi. Ama işte şey kötü, baksana burada şişirmek için parça bile bulamıyorsun. Bu olmasa şişiremezsin yani. Abi araba içindekilerden daha pahalı. Araba yoktu bizde. Pazar arabası.
gösterdin sen de. Gösterdiği şeyin rengi söylüyor. Facebook göstergesi. Bilen bu ne renk? Bilen bu ne renk? Baba, abi gitti mi? Baba. Abi gitti, bay bay yaptık aşkım. Onu. Abi gitti. Oh, evine gitti çok aşkım. Günün sonunda paletlerimiz burada, sırıklarımızı almış olduk, bisikletimiz tamir oldu, ambarımız da geldi, göndereceğimiz mallar hemen işaret. Tamam artık bizim ya. Babam da işediğine göre üstüne. Tamam tamam. Evet, günün sonuna geliyoruz. Evet, yavaş yavaş dinlenmeye doğru geçmeden önce son bir muhabbetimizi yapmak istedik yine. Aşkım. Efendim? Canımın içi. Bu pazar 3. canlı yayınımızı yapacağız. Bundan öncekileri saat 12'de yapmıştık. Fakat genelde işte daha geç olsa daha iyi olur filan gibi yorumlar geldi. O nedenle 2 saat daha röterli yapacağız diyelim. Saat 2'de olacak bu seferki canlı yayınımız. Çok fazla istek geldi. Sizden çok fazla mesaj geldi. Biz de daha ileriye aldık. İnşallah katılımın daha fazla olacağını umut ediyoruz. Deniz bugün ormana giderken, sırık aramaya çıkarken biliyorsunuz GoPro'yu farklı bir şekilde göğsüne bağlamıştı. Ben hatta küçük böyle bir kayıt almıştım. Fakat orada bir sürprizle karşılaştık kaydı izlerken. Ben kalbimin bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum. Çünkü tüm kayıt benim kalp atışımla böyle dıp 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 dıp. Bir de böyle ormanda dik bir yere çıkarken kalbim iyice hızlanmış. Böyle dop 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 diye arkada. Allah'tan çift kamera kaydetmiştim. Yani hem göğsümdeki vardı hem elimde gimbal vardı. Kamerayla da bir iki görüntü almıştım. Diğer kameradaki sesi kullanabildim. Böylelikle görüntüleri kurtardım. Ama burada size bir o görüntülerden örnek vermek istiyorum. GoPro'nun orijinal sesi nasıldı? Aşağıdan derenin sesi geliyor. Size de geliyordur arkadaşlar. Şırıl şırıl akıyor. O geçen çençenler geldiği bölüm aşağıya gitmiştik. Buranın aşağısındaydık. Ses bana yarışma programlarındaki o heyecan dorukta kısmı var ya. Özellikle tırmanış noktasında. Dıp 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 dıp. Öyle hissettirdim. Dıp 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 dıp. Güneş batarken tepelerin ardından bayağıdır söylemiyordum. Filiz'le Deniz gider bu diyardan. Pazar günü canlı yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Bay bay Mia, bay. Drone arıyor hala. Oraya bay bay yapacak mısın? Bay. Siyah. Hakira. Bay. İşte. Lezzetli mi? Masa başında. Oo. Mia'cığım neredesin? Evet çocuklar almazlar değil mi kızım? Çocuklar almazlar makas. Ne yapıyorsun? Önden bir sıçacaksın giderken. Görür mü ki orayı? GoPro'yla daha ne yapacaksın? Çok merak ediyorum. Balhan tepi. Biliyor muyuz abi? Ya nerede? İçeride herhalde. Şu şey çuvalın üstünde oturuyordu demin. Ha, deterjanlara geçmiş Deniz. Burası. Mia ambar mı olacaksın?
Tamam. Allah'tan çantası kaldı arabada. Şakacı sen. Ya gel aşkım hadi eve. Hadi. Gel. Aferin aşkıma benim ya. Nasıl babasının sözünü dinliyorum. Koşuşunu yerim senin. Selam. Video saldırı. Selam. Yayında mıydınız? Şimdi olacağız. Daha yapmadık. Şimdi yapıyoruz. Vallahi takip ediyorum ya. Beğeniyor musun abi, videoları? Şu arsa satış muhabbeti var ya. Al köyde patladı biliyor musun? Ya. Yemin ediyorum. Dur öbür tarafına geçecek. Hadi iyi yayınlar. Görüşürüz. Teşekkürler. Ayıcığım benim. Gel. Gel.